yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca ben Evet sevgili gençler merhabalar. Ben Adem Hoca'nız. Mutlak Derdi Uzman Test 2'nin çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soruyla başlayalım. Evet birinci soru Mutlak Derdi X artı 3 sayısı eksi x artı 1'e eşit ve küçük ise denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi arkadaşlar kritik noktamız x artı 3'ü 0'a eşitledik. x değerimiz eksi 3. Kritik noktanın değerine göre işlem yapacağız. Yani biz eksi sonsuz eksi 3 aralığındaki sayıları inceleyeceğiz. Bir de eksi 3 ile artı sonsuz arasındaki sayılara bakacağız. Evet, eksi 3'ten küçük olan sayılarda arkadaşlar mutlak değer x 3 eksiyle ile çarpıldı. Burası eksi x eksi 3 oldu. Küçük eşit eksi x artı 1. Eksi x artı eksi x 1 yok etti. Eksi 3 birden küçük mü? Evet, o zaman denklemin çözüm kümesi arkadaşlar. Buradaki sayı değerlerinin hepsi olacak. Eksi 3'ten büyük sayı olursa mutlak değerden aynen çıkacak. X artı 3 sayısı eksi x artı 1. Düzenlersek burası 2x eksi 2'ye eşit eksi 2'den küçük. x de buradan eksi 1'e eşit ve eksi 1'den küçük sayılar olacak. O zaman biz bunu düzenlediğimiz zaman arkadaşlar eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar gelmiştik. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar geldik. Oradan da arkadaşlar eksi 1'e kadar geldiğimizden dolayı aslında bizim çözüm kümemiz eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olacak ve dahil olacak. Doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar. Mutlak değer x 2'nin karesi eksi 2 çarpı mutlak değer x 2 eksi 15 sıfıra eşit ve sıfırdan büyük ise. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir değişken değiştirmesi yapalım x eksi 2'nin mutlak değerini m dedim. Burası m kare eksi 2m eksi 15 büyük eşit 0. Çarpanlarına ayırırsak eksi 5'e artı 3 köklerimiz buradan 5 ve eksi 3 gelecek. M'nin tablosunu yaparsam eksi 3, 5 eşitlik var. Kökleri dahil ettik. İşaret olarak artı ile başladık. Artı eksi artı. Peki burada arkadaşlar şu aralık eksi son, sonsuzla eksi 3 arası. Şurası da 5 ile sonsuz arası olacak. Şimdi benim m dediğim ifade x eksi 2 eşittir m olacaktı. m bu aralıktaki sayılar arkadaşlar bizim çözüm kümemizin elemanlarıydı. Ama buradaki değerler negatif değerler m sayısı negatif. Ama mutlak değerin sonucu negatif olamayacağından çözüm kümemiz burada boş kümedir. Burada arkadaşlar mutlak değer x eksi 2 m eşitti. m sayısı da en az 5'e eşit ve 5'ten büyük sayılar. Ben bu mutlak değer çözümünü yaparsam mutlak değer x eksi 2 5'e eşit ve 5'ten büyük. Ya da x eksi 2 eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten küçük sayılar olacak. x buradan arkadaşlar 7'ye eşit ve 7'den büyük sayılar. Şu eşitsizliği çözersek x sayısı da eksi 3'e eşit ve eksi 3'ten küçük sayılar. Bu ikisini arkadaşlar sağlayan değer Ceyhan seçeneğinde reel sayılardan siz eksi 3 ile 7 arasındaki sayıları çıkartırsanız bu iki sayı aralığı olacaktır cevabımız. 3 tane mutlak x artı x eksi 2 6'ya eşit ve 6'dan küçük ise sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır. Şimdi arkadaşlar kritik noktalarımız 0 ve 2 eşit. Aralık incelersek eksi sonsuzla 0, 0 ile 2, 2 ile sonsuz. Eksi sonsuzla 0 arasında arkadaşlar birinci ifade ve ikinci ifadenin değerleri Sıfırdan küçük olduğundan eksiyle çarpılır. Yani eksi 3x eksi x artı 2 küçük eşit 6. Düzenlersek arkadaşlar eksi 4 artı 4x olur. 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman x değeri eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük sayılar olacak. Arkadaşlar buradaki sayılarımız eksi 1 vardır. Eksi 1 eksi sonsuzda sıfır arasındadır ve sıfırı yani şu kritik noktayı alabiliriz. Kritik noktayı aldık. Buradan iki tane denklemi sağlayan ifade var. Sıfırla iki arasında olursa birinci ifade pozitif çıkar. ikinci ifade negatif çıkacak. Eksi x artı 2. 6'ya eşit 6'dan küçük. 2x 4'ten küçük. x de 2'ye eşit ve 2'den küçük sayılar olacak. O zaman buradaki x de 2 ve bir değerleri olabilir. 0'ı almıştık daha öncesinde. iki tane de buradan bulduk. 2 ile son sırasını incelersek ikisi de pozitif çıkacak. 3x artı x eksi 2 6'ya eşit 6'dan küçük. 4x 8'e eşit 8'den küçük. Buradan da x değeri 2'ye eşit ve 2'den küçük sayılar. Biz 2'yi almıştık. O zaman toplamda arkadaşlar bunu sağlayan 4 tane tam sayı değeri olacak. Bunların değerleri de eksi 1, 0, 1 ve 2 olacaktır. Evet mutlak değerin içerisinde mutlak değer x eksi 3. Mutlak değerin içerisinde mutlak değer x eksi 1'den büyük ise bu eşitsizliği sağlayan kaç tane değer yani tam sayı vardır. Değişken değiştirmesi yapalım arkadaşlar. Birazcık daha kolaylaşsın bu soru. Mutlak değer x'e m dersek burası m-3 büyük eşit m-1 olacak. Kritik noktalarımız arkadaşlar 3 ve 1 e eşit o zaman aralık inceliyoruz yine. Eksi sonsuzda 1 arasında 1 ile 3 arasında ve artı sonsuz arasında hangi değerleri bulacağız? Eksi sonsuzda bir arasında olursa arkadaşlar ikisi de negatif olacağından dolayı yerine yazarsak arkadaşlar ee, sonucumuz burası mutlak değerden aynen çıkar. Öbür ifade de arkadaşlar pardon şurası birden ikisi de negatif olduğuna eksiyle ile çarpılarak çıkar. Eksi m artı 3. Öbür ifade de eksi m artı 1 olur. Eksi m birbirini götürürse 3 sayısı 1'e eşit ve birden büyük bir sayıdır. O zaman buradaki arkadaşlar değerlerimiz ne yapacak? Bu eşitsizliği sağlayacak. Yani m değerleri eksi sonsuzluğa 1 arasındaki değerler hepsi olacak. ama şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bizim bulduğumuz değerler m değerleri ama biz bu m'yi mutlak değere eşitlemiştik. Yani negatif değerler olamaz arkadaşlar. Peki bu aralıkta pozitif değerler var mı arkadaşlar? 0 ile 1 arasındaki sayılar olduğundan dolayı aslında biz mutlak değer x'i 0 ile 1 arasındaki sayıların değerleri şeklinde bulabiliriz. o zaman bir de eşitlik durumlarını söz konusu edersek arkadaşlar 1'e eşit olabilir sıfır alırsak arkadaşlar yine denklemi sağlayacaktır. O yüzden burada şu eşitliği de kullanalım. O zaman bunu sağlayan değerler arkadaşlar. Ee, x eşittir 0 ve 1 değerleri olacak. Peki bunu sağlayan aynı zamanda arkadaşlar eksi 1 değeri de alabiliriz. Yani mutlak değeri yine 1'e eşit olacaktır. O zaman ben bu aradan bir de eksi 1'i aldım. Peki ikinci aralığa geçersek arkadaşlar. 1 ile 3 arasında olursa birinci ifade eksiyle çarpılır. Yani eksi m artı 3. ikinci ifade pozitif olduğundan dolayı m eksi 1 olacak. Buradan 4 2 m'den büyük m de 2 eşit ve 2'den küçük sayılar olacak. Evet bu aralıkta da arkadaşlar ben o zaman bu ifadeyi Eşit dediğim zaman yani mutlak değer x'in 2'ye eşit olduğu ve 2'den küçük olduğu tam sayı değerlerinde de arkadaşlar e, x eşittir 2 ya da x eşittir eksi 2 değerleri olabilir. Yalnız burada e, değerlerini alabilir miyiz? Gerçi 2 eşit olması lazım. Evet alabiliriz arkadaşlar 2 ve eksi 2'yi alacağız. Peki 3 ile sonsuz arasındaki değerleri incelersek arkadaşlar. 3 ile sonsuz arasında ikisi de e, pozitif çıkacağı için burası da ne olacaktır arkadaşlar. Birinci ifade m-3 ikinci ifade m-1 m'ler birbirini götürürse eksi 3 eksi 1'den büyük olamaz arkadaşlar. O zaman buradan çözüm kümesi boş küme gelecektir. O zaman bizim arkadaşlar toplamda 5 tane tam sayı değerimiz olacak, oluşacak. Bunlar 0, 1, 1, 2 ve eksi 2 değerleri yani toplamda 5 adet tam sayı değerimiz var. Değer sorumuz eksi 4, 1 eksi x'ten küçük o da mutla, e, köklü ifade içerisindeki x kare eksi 2x artı 1'den küçük olan kaç tane tam sayı değerimiz vardır. Şimdi arkadaşlar şu birinci eşitsizliği incelersek eksi 4 sayısı 1 eksi x'den küçükse x sayısı 5'e eşit ve 5'ten küçük olacak. Bu birinci sayılarımız kesinlikle 5'ten küçük sayılar. Der ikinci eşitsizliği incelersek şurayı inceliyorum. Arkadaşlar yine şurada ben şu ifadeyi şöyle yazabilirim. Burası 1 eksi x. Şu ifadede bir tam kare açılımı. Yani x eksi 1'in karesi. O zamanlar birbirini götürürse burası 1 eksi x. Mutlak değer x eksi 1 çıkacak. Mutlak değer x eksi 1. Ben bunu arkadaşlar kritik noktaya göre yaparsam. Yani x'lerim birden büyük ya da birden küçük diye yaparsam. Birden küçük olursa 1 eksi x negatif çıkacağı için burası eksi x artı 1 olacak. eksi ee, x artı eksi x artı götürdü. 1 Bir, birden büyük olmadığından o zaman buradaki x değerlerini almayacağım arkadaşlar. Peki 1 ile son sırasında olsaydı pozitif olurdu. O zaman burası 1 eksi x. Öbür ihtimalde arkadaşlar x eksi 1 olacaktır. Ee, düzenlersek 2 2x'den küçük. O zaman bizim x dediğimiz değerler de 1'den büyük olacaktır. O zaman 1 ile 5 arasındaki tam sayılarımız arkadaşlar 2, 3 ve 4 olacak. 2, 3, 4 Toplamda arkadaşlar 3 tane bunu sağlayan tam sayı değerimiz var. Cevabımız denizde seçeneği. Evet gelelim bu ifadeye. Bu ifadenin en büyük değeri nedir? Şimdi mutlak değerli ifadelerde kritik noktada arkadaşlar ifadeler büyük ya da küçük değerleri alır. Kritik noktalarımızdan, kritik noktalarımızdan bir tanesi 0. Birisi 2. Öbür kritik noktamız da 1. Bunları denklemde yerine yazarsak yani x yerine 0 yazarsam arkadaşlar 2 bölü x yerine 0 yazdığımız zaman e, buradan 0 gelecek. Buradan 2 gelecek. Buradan 1 gelecek. Yani sonucumuz 2 bölü 3 olur. X yerine 2 yazarsak 8 bölü payımız 8. X yerine 2 yazarsak 1.den 2 3.den 1 gelecek. Burası da 3 olacak. 8 bölü 3. X yerine 1 yazarsak burası 5 olur. Payda da arkadaşlar 1 bir, bir daha oradan gelecek. Yani değerimiz 2 olacak. 5 bölü 2'ye eşit. Bunlardan en büyük olan arkadaşlar şu 2 bölü 3 zaten 0 ile 1 arasındadır. Şurada payda işlersek 6 yaparsak yani ben burayı 2 ile genişlettim. 16 bölü 6. Şu işlemimiz 3 ile genişletirsek 15 bölü 6 olur. O zaman büyük olan 16 bölü 6 yani 8 bölü 3'ün değeri daha büyük değer olacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. Köklü ifade içerisinde 5 eksi mutlak değer x eksi 4 ifadesinin en küçük değeri. Şimdi bu ifadenin en küçük değeri arkadaşlar köklü ifadenin en küçük değeri sıfırdır. Çift dereceli ifadelerde. O zaman içerideki ifadenin sıfıra eşit olması gerekir. Buradan 5 eşittir mutlak değer x eksi 4. x eksi 4'ümüz 5 olabilir. x eksi 4 dediğimiz sayı eksi 5 olabilir. x buradan 9 gelecektir. x de buradan eksi 1 gelecek. İki değeri de deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi büyük olursa onun sonucunu alacağız. x yerine 9 yazıyorum. x yerine 9 yazarsam 7 eksi 9 bölü 1 eksi 9, burası arkadaşlar eksi 2 bölü eksi 8, burası 1 bölü 4 çıkacak. X'inle eksi 1 alırsam, 7 eksi eksi 1, 1 eksi eksi 1, burası 8 bölü 2, değerimiz 4 olarak bulunur. 1, 1 bölü 4 daha küçük. O zaman bizim işlemimizin sonucu 4'e eşit olacaktır. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Mutlak değerle ilgili sorularımızın çözümünü bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar konumuz çarpanları ayırma ile ilgili işlemler olacak. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.